Arkadaşlar şu an hatta öyle bir adam var ki özellikle bağlamak için can attım kendisini. Sevgili Emre Aktürk'ü hocamız, bir sınıf öğretmeni. Ama nasıl bir sınıf öğretmeni? Bu telefon bağlantısına çok daha iyi anlayacaksınız. Alo. Alo. Emre Bey merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Dinleyicilerimize birazcık bahsettim sizden. Ve aslında tüm detayları sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, Emre Aktürk hocamız. Bu arada yanlış bir şey söylemiyorum değil mi Emre hocam? Emre Aktürk. Yok, doğru. Doğru, evet. Emre Aktürk hocamız kendi yöntemlerini sınıfta uygulayan bir sınıf öğretmeni ve videoları var internet ortamında, YouTube'da, işte kendi sosyal paylaşım alanı olan Instagram'da. O kadar enteresan şeyler gördük ki çocukların bir anda öğrenci olmaları ve onların o şekilde bu hayatın devamını getirmeleri çok enteresan bir durumdu. Çünkü öğrencilik herkes tarafından sevilmeyen bir duygu ama Emre hocanın öğrencileri öğrenci 1-0 önde başlatıyorlar. Bu kesinlikle böyle. Hocam bu böyle bir şey yapmak nasıl geldi aklınıza? Yani sıradanlığın dışında farklı şekilde dersleri işlemek nasıl geldi aklınıza? Şimdi yaklaşık 10 yıldır ben öğretmenim. Evet. Çocuk ilkokul öğretmeni olduğum için çocuğun seviyesine inmek çok önemli bu konuda. Çocuğun seviyesine indiğimiz zaman zaten her şey kendiliğinden oluşuyor. Bir 3 sene önce İstanbul'da bir proje gerçekleştirilmişti. Oynayarak öğreniyorum, hem oynuyorum hem öğreniyorum tarzı. Evet. Bizden hani bunun için sınıfta etkinlikler istediler, videoya çekmemizi istediler. Diğer öğretmenler de bunlardan faydalansın diye. Ben de yıllardır yaptığım şeyin videosunu çektim, koydum. Hiç bu kadar ilgi çekeceğini ben de düşünmüyordum. Hani bir turnuva şeklinde eş anlamlı kelimeleri, zıt anlamlı kelimeleri veya atıyorum bir İngilizce kelimeleri insan, öğrenciler... ezberlemesi zordur ama bir oyuna dönüştüğü zaman onlar benden daha fazla istekli oluyorlar öğrenmek için. Bu şekilde yapıyoruz. İnternet ortamında da sosyal medyada da bayağı insanların ilgisini çekti. Bayağı heyecanlı bulanlar oluyor. İşte yani ben bu kadar ilgi çekeceğini düşünmüyordum açıkçası ama gerçekten... Gerçekten hani sonunu bekliyorsunuz, anladınız mı? Şimdi o çocuklar birbirleriyle yarışırken kafada belirlediğiniz kişiler oluyor. Ya hadi bil ne olur bil, lütfen bil, hadi bil falan yapıyorsunuz. Yani ben bile bir anda mesela İngilizce kelimeleri o şekilde öğrendim. Yani şu anda o mesela o antrenmanda, o egzersizde yaptığınız tüm kelimelere hakim mesela hocam ben. Ya enteresan bir duygudur bu. Enteresandır. Siz zaten biliyorsunuzdur şimdi. Yok yok, ben 2 yıl İngilizceden kaldığım için, yabancı dilden kaldığım için okuldan atılmışlığım var hocam benim, Marmara Üniversitesi'nde. O yüzden yani aslında sizden özel ders de alabilirim yani bu konuda. Tamam, onu biz sonra radyodan sonra görüşelim. Emre Aktürk 61. Emre Aktürk 61 Instagram kullanıcı adı hocamızın. Hocam evet. Nerede öğretmenliğinizi sürdürüyorsunuz? Esenler'de görev yapıyorum. Esenler Atatürk İlkokulu'nda. Bu şekilde projeyle başladık. Sonra sadece yarışmalar değil, kısa film çektik. Müzikli oyunlarımız oldu. Onlar da çok ilgi çekti. İşte projede ilk üçe girmiştik. Üçüncü olmuştuk Esenler'de. Daha sonra eğitimde iyi örneklerde, geçen sene eğitimde iyi örneklerde derece yaptık. Orada işte sergimizi açtık, eğlenceli okul afişleri. Bu sene her sene daha farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Hocam, Emre hocam, ben eğer bir öğretmen olacak olsaydım sizin gibi bir öğretmen olmak isterdim. Yani çünkü şöyle bir şey var. Biraz önce bahsettik ya, işte öğrenciliği sevmeyiz aslında diye. Yani bazı şartlar ağırlaşınca işte öğrenciliğe bir sarılma durumu oluyor bizde elbet. Hani öğrenciyken ne güzeldi, annem para gönderiyordu falan filan olayı oluyor ama şimdi ilk dönemlerde, ilkokuldan sonra mesela ilkokulun son sınıflarında, 5. veya 4. sınıflarda öğrenciler bir okuldan soğurlardı. Çünkü her gün aynı şey, her gün aynı şey gidiyor, kitap açılıyor, bir şeyler not alınıyor ve tek düze. Yani yanlış anlaşılmak istemiyorum ama şunu yapanlar vardı. Yani bizim hocalarımızdan böyle bir var demiyorum ama duydum, duyduğumu söylüyorum. Çocukların yüzüne bakmadan ders anlatıp size bakmıyorum çünkü hafızamda yer ediniyorsunuz diyen insanlar vardı. Maalesef yani ve bu düzende, bu durumda bu şekilde o çocuğun nasıl bir eğitim almasını bekleyebiliriz ki? Nasıl güzel bir eğitim almasını bekleyebiliriz ki? Bu çok enteresan ve çok acı bir şey aslında. Ve sizin gibi hocaların varlığını duymak beni gerçekten mutlu ediyor. Gerçekten mutlu ediyor.
Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey var. Ben doğuda da çalıştım. Gerçekten doğuda böyle canla başla çalışan öyle öğretmenlerimiz var ki. Ben buna gözlerimle şahit oldum. Onları da es geçmemek lazım. Onlara da Hani kötü teşekkürlerimizi örnekler sunuyoruz olabilir buradan. ama çok iyi örnekleri de var. Yani bunu ben biliyorum, yaşadım, gördüm. Zaten Çevremde de var. bahsettiğim Emre Bey, Evet. devletle alakası olmayan insanlar. Yani yani nasıl anlatayım size? Çok başka, devletle alakası olmayan. Devletin her öğretmeni çünkü iyi olmak zorunda olduğu için ve her öğretmen iyi olduğu için bu devletle çok uzaktan yakından alakası olmayan, kendi kafasına göre saçmalıklarını yaşayan insanlardan bahsediyorum. Sizin gibi hocaların varlığı gerçekten bizi çok mutlu ediyor ve gelecekte gerçekten bir şeylerin var olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız hocam. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İlkokul öğretmeni olmak ayrı bir konudur. Mesela tüm öğretmenlerinizi unutursunuz ama ilkokul öğretmeni hiçbir zaman unutulmaz. Her zaman kafamızda bir yerde kalır. Şimdi işinizi severek yaptığınız zaman, o çocukla sevgiyi verdiğiniz zaman karşılığını görüyorsunuz zaten bir şekilde. Yani bu iş para için yapılacak bir iş değildir. Bu iş sevgi için yapılacak iştir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Harikasınız. Devamı da geliyor. Yani çocuklarla devamlı beraberiz. Hatta mezun oldu benim o çocuklarım. Hala benim evden çıkmıyorlar mesela. O şekilde bir bağımız Ne oluştu. güzel. Peki hocam, bu ilkokul hocalarının şeyliği kabul edilmiyor falan diyorlar, şahitliği. Doğru mu? Var mı böyle bir şey? Vallahi öyle bir muhabbet ben de duymuştum ama emin değilim yani gerçekliği var mıdır yok mudur. Hocam, sizin şahit olduğunuz her şeye ben gözüm kapalı dalarım, biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Sık sık yeni videolarınızda sık sık sizi yayın almak isterim. Bu arada tekrar sosyal medya adresinizi söylemek istiyorum hocam. Bir mahsuru yoksa, bir sıkıntı yoksa. Yok, bir Var sıkıntı mı? yok. Bir de şöyle yani aslında biz bunları EBA var. Milli Eğitim'in kendi sitesi. Biz oradan yayınlıyorduk. Çünkü bizden o şekilde istediler. Bunun amacı da hani diğer öğretmenler yapılan etkinliklerden faydalansın. Onlar da görsün. Onlara da hani bir fikir olur diye. Tabii biz sosyal medyada bu kadar yayılacağını tahmin etmedik. O bambaşka bir olay oldu. Yani onu çok da biz daha çok işin eğitim kısmındayız öyle söyleyeyim. Harika, evet. Yani hocamız şunu söylemeye çalışıyor aslında, çok mütevazi bir şekilde. Ya sosyal medyada takipçi veya sosyal medyada çok izlenmek gibi derdim yok. Ben işin eğitim kısmındayım ve yaptığım iş beni çok mutlu ediyor diyor. Bunu Evet, zaten net bir kesinlikle. şekilde konuşmalarından da halinden, tavrından da anlayabiliyoruz. Hocam, tekrar yayına katıldığınız için bu saatte bizi kırmayıp çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Ayrıca yayınınızı çok beğeniyorum. Takip ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı başka? Vallahi teşekkür ederim. Eklemek istediğimde bir şey şu an aklıma gelmiyor. Tamam. İnşallah başka zaman yine görüşürüz. O zaman da konuşuruz. Tabii yüz yüze de görüşeceğiz inşallah hocam, müsait bir zamanda. İnşallah. Zaten Hoşça kalın. İstanbul'dayız. Evet, İyi İstanbul'dayız. Ne kadar akşamlar. Büyükçekmece'de de olsak İstanbul'dayız. Evet, siz bayağı bir Tekirdağ'a yakınsınız ama olsun. Evet, çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın, bay bay. Oldu, iyi İyi akşamlar. akşamlar.